özellikle ben Kapaklar Köyü'nde oturuyorum. Özellikle daha önceki genel sekreterimize, genel sekreter yardımcımıza ve yol şube müdürü Fatih Bey özellikle ısrarla söylememe rağmen Kedivin'le bizim köy arasında çıkan rampada yol tek şeride düştü. Özellikle burada söylememe rağmen özellikle yapılmadı. Geçen de yine Yavuz Bey yanına gittiğimde burada artık tek şeride düştü. Özellikle kendim bayırda bir kere köy öğretmenleriyle kaza yazdım. Tek şeride düştüğü için. Gittim özellikle söyledim. Yavuz Bey bak burada böyle böyle oldu. Tek şeride düştü. Burada kaza olacak. İnsanlar bir can kaybı olacak. Sonra hepimiz bizden azap çekeceğiz dememe rağmen asfalt işimiz bitti. Seneye kaldı dedi. Burada herhangi bir can kaybı olursa bu meclis olarak hepimiz can kaybı bizden azap çekeceğiz. Yani. Bunun bir çaresine bakılmasını istiyorum Sayın Başkan. İnceliyorum. Bu konuyla alakalı ben kendim de Kabaklar Köyü'nde ikamet ettiğim için sıkça bu yolu kullandığımdan dolayı biz çene rampası dediğimiz bölgede bu yol tek şeride düştüğü için karşıdan gelen bir de ramp olduğu için karşıdan gelen arabayı da görme şansımız olmadığından dolayı ben bu yolun tek şeritten çift şeride döndürülmesi için bayağı uğraştık. Daha önce giden genel sekreterimiz Sayın Ömer Kalaylı'ya kendisine özellikle şahsen söyledim. Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Yavuz Çakır Bey'e özellikle söyledim. Yol Şube Müdürümüz Fatih Bey'in özellikle söyledim. Yapılacak, bugün yapacağız, yarın yapacağız. Ve geçende de Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Yavuz Çakır'ın yanına gittiğimde de Sayın Sekreterim burası ne zaman olacak? Burası çok sıkıntı, burada insanlar kaza olacak. Yarın kaza olduğunda biz ilgilenen meclisçi olarak bizler burada vicdan azabı çekeriz diye kendisini belirttiğimde de artık asfalt işimiz bitti, asfalt çalışmamız bitti, elektriği söktük diye bana kendisi özellikle söyledi. Ben de bu konuyu özellikle bugün toplanan mecliste dilek ve temenniler bölümünde bütün meclis üyeleri huzurunda ve yeni atanan genel sekreter vekili Sayın Kaymakamımıza özellikle huzurlarında bu açıklamayı yaptım. İnşallah toplantı bitiminde Sayın Genel Sekreterimiz Vekili Kaymakam ile görüştüğümde de bana kendisi burayla ilgileneceğini ve en kısa zamanda yaptırma gibi bir şey elinden gelen her şeyi yapacaklarını bana bizzat söylediler. Ben bu konuyu sonuna kadar takip edeceğim. Çünkü geçen de ben de bu yolu sıkça kullandığımı size daha önce belirtmiştim, biraz önce söylemiştim. Geçenlerde Uşak'a gelirken bizim köyümüze gelen iki tane bayan arkadaş öğretmenle neredeyse kafa kafaya kaza yapıyoruz. Özellikle bizzat ben kendim yaşadım bu olayı. O yüzden özellikle üzerine duracağım ve takip edeceğim. Peki burada bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla ara ara kazalar durur. Traktörler yükle inerken falan evet, yuvarlandığı, takla attığı özellikle olur. Özellikle yani rampının biraz düşürülmesi içerisinde biraz uğraştım ama bana yetkililerin dediklerine göre burada biz rampayı düşürürsek burada bir yarma oluşur. Burada ileride de kış aylarında burada kürs oluşur diye bana böyle dediler. Ben de o zaman dedim yolun dedim en azından çift gelişkisi olsun 300 metre kadar bir mesafe. Buranın çift gelişkisi olarak yapılmasına özellikle uğraştım ve hala da uğraşıyorum yani. Peki, uğraşacağım. Sonuna kadar götüreceğim bu işi. Ben Kabaklar Köyü'nden Muammer Çelik. Bu yolun yapımı için burayı doldurdular, işe ettiler, beklediler ama ne yerine asfalt atılan var ne işe. Benim yeğenim burada kaza yaptı, traktörden atladı, ölümden döndü. Diğer bir köylü komşumuz yine ölümden döndü. Hala kamyonlarla, taksilerle burada karşı karşıya gelip de kaza yapmamak elde değil. Muhakkak bir şeyler oluyor. Onun için bu yolun bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar bilmiyorum vallahi. Bu yol bir an evvel olursa hem köyümüz için hem Kedivin için aradaki gelip gidenler için çok rahat olacak. Bunu yetkililerimizden istirham ediyoruz. Yapılacak yer burası. Çok büyük bir şey de değil yani. Yapılabilecek şurada 1 kilometre yok. 300 metre yer anca kadar. 300 metre belki anca var. Bu kadarlık yeri de 3-5 kamyonla gelip de bir an evvel yap verseler Allah razı olsun diyeceğiz vallahi. Ama bilmiyorum artık yani yetkililerimiz ne zaman gönülleri olur da çıkar gelirler.
Bizi de rahat ettirirler. Tekrar Allah razı olsun diyeyim.